İyi günler arkadaşlar. Klasik ERCP IP versiyon 4 özetleme, summarization dediğimiz konuyu anlatacağız bu dersimizde. Öncelikle şunu söyleyeyim. Auto summary ve manual summary. Biz bunları dersleri, bunların ne olduğunu RIP dersinde gördük. Yani bundan önceki serimizde, CCMPRS videoları serisinde auto summary ve manual summary nasıl yapılır, ne olur bunu gördük. Dolayısıyla kavramsal herhangi bir şey anlatmayacağım. Yani auto summary neydi? Açık olduğu zaman nasıl oluyordu ki biliyorsunuz ya ERCP'de artık iOS 15'ten sonra kapalı geliyor. Bunu hiç dert etmemize gerek yok. Kendimiz manuel olarak bir özetleme nasıl yapardık? Daha doğrusu niye yapardık ve nasıl yapardık? Bize formül uydurmuştuk. Uydurmuştuk. Yani 0 ve 1'lerle uğraşmıyorduk böyle. Bunu anlattık. RIP'teki bu kavramsal olarak hiçbir şey değişmedi. Biz sadece ne yapacağız biliyor musunuz? ERCP'deki uygulanışına bakacağız. Farklılıklara bakacağız. Bu kadar. Şimdi şurada birkaç tane farktan bahsetmiştim. Birincisi şu. Diyor ki ERCP'de classful subnetten küçük olamaz diye bir şey yok. RIP'te hatırlarsanız manuel özetleme yaparken yani kendimiz yaparken böyle bir sınırlama vardı. Bunu hatırlayanlar bilir. Hatta bununla alakalı bazı arkadaşlar soru falan sordular bana. Hani videoyu izleyenler. Bu da aslında şey videonun tamamıyla izlendiğini anlıyorum buradan. Bazı arkadaşlar özellikle. Onun için videolar arasında videoların takip edilmesi gerektiğini düşünerek konuları anlatıyorum böyle. Mesela bu olay bir ERCP'de bu bir sıkıntı değildir. ERCP'de discard root null 0 oluşur. AD değeri 5'tir demişiz. Şu hatırlıyorsanız atıyorum router bir de bir özetleme yaptık. Özetleme yaptıktan sonra herhangi birisi özetleme dışında bir root gönderdiği zaman sorun olmasın diye kendimiz manuel bir tane çöp tenekesi oluşturduk. Buna da null 0 diyorduk çöp tenekesine. RIP'de anlatmıştık. Burada ise ERCP kendisi oluşturuyor. Bu güzel bir özelliği bu. Bunu da birazdan bakacağız. ERCP ile summary yaparak query sorununa iyi gelir sapmak. Bakın bu ilginç bir iddiadır. Birazdan bunu da göreceğiz. Niye böyle olduğunu. ERCP ile default root bile summary edilebilir. Yani 0 0 0 var ya. Siz bunu bile summary ile gönderebilirsiniz. Bu da aslında default root domain yani ERCP alanına default root göndermenin yöntemlerinden bir tanesidir. İstediğimiz gibi traffic engineering yapabiliriz diyor. Bakalım bunlar da neyi kastetti? Yani RIP'tekinden farklı şeyler var burada görüldüğü gibi. Bunların her birini uygulama yaparak görelim. Daha da iyi anlarız. Şimdi aşağı doğru geleceğim şöyle. Uygulamalar var. Şu uygulamadan bahsedelim. Şimdi şöyle bakın şurada. Şunu yukarı alacağım şöyle. Sanırım bu görünüyor. Ha. Demiş ki R1 üzerindeki 192 168 00 ile 70 arasında summary yapalım. R1 üzerinde kontrol edelim. Öncelikle burada benim show IP protokol deyip gördüklerime bir bakayım şöyle bir. Bakın şunların hepsini gönderiyorum. Peki R5'te nasıl görünüyor bunlar? Show IP, ERCP pardon show IP root ERCP diyelim. Bakın bunlar tek tek gelmişler. Burayı görüyor musunuz? Nereden geliyor? R2 üzerinden geliyor. Şimdi dediğim gibi şey yapmayacağım. Yani summary'nin falan ne olduğunu anlatmayacağım. Hemen bir özetleme yapalım şuradan. Hangi interface üzerine yapmak istiyorum? R1'den R2'ye bakan interface üzerine yapmak istiyorum. Do show CDP neighbor'la bakıldığımız zaman şu interface'den yapmam gerektiğini görüyorum. Interface veya 00 yapıp komutu giriyorum. IP summary address ERCP 19. Şunları özetleme yaptığım zaman bakın şu anda gözümle bile yapabilirim ben bunu. 0 ile 7 arası 8'er büyümüş. 256-8 248'dir. 248'i de eğer şey yaparsanız neydi adı? Şu slash notation'e çevirirseniz 21 çıktığını görürsünüz. Dolayısıyla ben hemen 192 bu konuyu anlattığım için geçiyorum. Yani nasıl yapıldığını anlattığım için geçiyorum direkt. 00 21 dedim böyle. Şöyle. Tekrar diyorum şunu şey yapmanıza gerek yok. Bu neydi onu da. Üzülmenize gerek yok. Bizim router bunu direkt olduğu gibi çevirir. Router 5'e gelelim ve bakalım ne oldu. Bakın. Olan şey şu. Şu network gelmeye başladı bize. Ve geliş şekline bakar mısınız? Daha küçük bir prefix de geliyor bize. 21 ile. Ancak bizim router 1 diğer interfacelerden de gönderdiği için bizim router 5 diğer interfacesinde bunları almaya devam ediyor. Bu kadar bitti. Hemen bir router 1'e gelelim ve şeye bakalım. Show IP root ERCP. Bakın.
Daha önce bahsetmiştim. Şu kendisi bir tane root oluşturdu ve buna summary dedi. Görüyor musunuz? Ve bir tane de null sıfır oluşturdu. Yani daha önce RIP'te olmayan bir şey bu. Biz summary yaparsak böyle bir network oluşturuyor kendisi IGP içerisinde ve gittiği yerde çöp tenekesi gördüğünüz gibi. Hatta şöyle yaparsak show IP pardon show IP yukarı kaldırayım biraz insanlar görmeyebilir diye. Show IP root 192.168 00 255 255 248 tabii ki 0 olsun. Bakın burada bu kendi oluşturduğu network'e baktığım zaman distance 5 yazıyor. Yani AD değeri 5'miş kendi üzerinde. Bunu aklımızda tutalım arkadaşlar. Birazdan bu bizim için önemli bir bilgi olacak. Metrik değişiminde sürekli hesaplamalar yapmasını engelleyelim. Ne demek bu? Bakın bu önemli bir konudur. Diyelim ki bir router'unuz var. Bu router'un arkasında bir sürü network var. Ve bu router bu network'lerin tamamını özetleyip buraya gönderecek. Özetleme yaparken yeni gönderdiği özet root için bir de metrik değeri lazım değil mi? Hani metrikleri oluyor bunların. Gördük ya K değerleri, K values diye. Nasıl yapacak bunu? Bunu şöyle yapıyor. Aralarından en düşük metrikte olanı seçip onunkileri kullanarak gönderir. Tamam, bu da güzel. Ancak diyor ki eğer bunlar arasındaki networklerden bir tanesinin bir değeri falan değişirse mesela önceden şununki çok güzeldi, düşüktü. Şimdi bununki güzel oldu veya bir değişiklik oldu. Router bu durumda ne yapıyor biliyor musunuz? Bu 100 tane root bunların tamamını tekrar inceliyor. Acaba hangisi daha düşük diye. Tamamını tekrar gönderiyor. Bakın bu büyük bir şeydir, yüktür. Düşünsenize bu router birinin arkasında 1000 tane network var böyle. Bir şey oluyor. Siz hep binin hepsine bakıyorsunuz. Acaba hangisinin metriği değişti? Efendime söyleyeyim. Hangisinin metriği daha düşük? Gibi şeylere bakıyorsunuz. Ha tamam diyorsunuz. Tekrar sıfırdan her şeyi gönderiyorsunuz. Bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Onun için bunu sabitleyelim biz. Diyelim ki biz bunlarla uğraşmayalım. Ne uğraşacağız? Biz bunu sabitleyelim. Nasıl sabitleyelim biliyor musunuz? Aynen şu komutla bakın. Şu komutla. Geliyorum buraya. Şuraya. Diyorum ki config router IGP 19 summary metric 192, 168, 0, 0, 21 ve soru işareti. Bakın soru işareti ne diyor? Bakın bunlar hep K şey değerleri işte. Bu kaç olsun diyor. Mesela ben 60'ım, 1000 demişim. Soru işareti. Delay ne olsun? 10 demişim. Reliable 255, çok güvenilir. Load 1, MTU 1500. Bitti bu kadar. Ben istesem bunu bu şekilde sabitleyebilirim. Ve herhangi bir değişik olduğu zaman tekrar tekrar hesaplama yapmasına gerek kalmaz. Devam edelim. Demişiz ki query etkisi azalır. Nasıl azalır bu query etkisi? Bakın ne yapmışım? Router 1 diye root var. Burada router 2 var. Burada router 3 var. Burada router 4 var. Şurada router 5 var değil mi bizim projemizde? Diyelim ki Çorum, şurası Çorum olsun. Çorum. Hub ya. Hani HubSpot teknolojisini biliyor zaten. Şunlar ise değişik illerde olsun mesela. Uzaktan yayacak DNVP falan çalıştırıyoruz. Mesela şu Ankara'da olsun. Şu Bakü'de olsun. Azerbaycan. Şu Azerbaycan'ın bir ili olan Füzuli'de olsun. Füzuli ilini seviyorum çünkü Çorum'la aynı plakadaymış. 19 plaka. Çorum'u çok sevdiğimde değildi yani. Öyle bir benzetme yaptım işte. Şimdi siz summary yapıyorsunuz değil mi? Summary yaparken ne yaptınız? Şu interface'ten summary yaptım. Şöyle gitti. Tamam. Dolayısıyla şöyle geldi falan. Şimdi YGRP'nin çok güzel bir özelliği var. Ben bu özelliği cidden seviyorum. Siz mesela bir summary yaptınız, gönderdiniz. Şu networklerden bir tanesi koptu. Şurası koptu. Ne yapacağız normalde biz? Query göndermemiz lazım değil mi? Nereye? Her tarafa. Şuraya gönderdik. Buraya gönderdik. Buraya gönderdik. R2 diyelim ki şuradaki bir network'ü düşünün. 192 168 1.0 24. Şimdi bu network
Normalde şu R3 üzerine var mı? Var. Niye? Çünkü biz bu tarafa summary yaptık. Burayı yapmadık. Dolayısıyla bu adam cevap verir. R4 üzerinde bu var mı? Var. Bu da cevap verir. Ama bu cevap vermez. Niye? Çünkü bunun üzerinde artık şey yok. Şu network yok. Özeti var. Bakalım ne demek istiyorum. Bakın R2'ye geldim. Show IP root EIGRP dedim. Görüyor musunuz? Ne? Nereden aldın sen onu? Ha. Bunu sen ha, bu şekilde alıyor. Tabii bizim router bunu şeyden alıyor. Router 2 bundan alıyor ama diğer individual bu networkler de şeyden alıyor. Router 5'ten tekrar alıyor. Yani şöyle dolanıyor network. Şöyle dolanıyor. Orayı kapatmam lazım ama gerek yok. Anlatmak istediğim olan şu. Eğer bizim üzerimizde bu yoksa bize gelen query mesajına cevap vermeyiz. Yani direkt pardon özür dilerim. Şöyle yaparız. Direkt reply ile ben bilmiyorum deriz. Yani başkasına sormayın sen biliyor musun diye. Olay nasıl budur arkadaşlar. Bunu hatta yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Şimdi şu router 1'in şu interface'leri ben bir kapatayım önce. Router 3 ve 4'e giden interface'lerini kapatayım. Çünkü tek bir şeyden olsun. Çünkü root dolanıyor böyle şey oluyor, saçma oluyor. G1 0 shutdown S shutdown olsun. Tamamdır. Şimdi R2'ye bakacağım. Clear IP. IP neighbor diyelim. Evet. Bakın şimdi arkadaşlar. R1 üzerinde şeyi kapatacağım ben. Bir tane interface'i kapatacağım. Bir tane interface'i kapatacağım. Ve R3 ve R5'te ise şeyi göreceğim. Debug EIGRP packets query reply. Aynısını 5'e de yapacağım. Debug EIGRP query reply. Packets. Amacım şu. Şu andaki topolojimde şeyleri kaldırdığım için bunu niye pardon ya bu, şuna gerek yoktu ya. Şuna gerek yok tabii ki. Saçma oldu da. Pardon, dur. Bu zaten kapalı ya şu anda ya. Bu da kapalı. Derdim şu. Şurada şeyi kapattığım zaman R2 de görmek sadece. Çünkü pardon. R1'den sanki R2'ye sadece göndermiş gibi oldu bütün her şeyi. Bizim iddiamız da şu. Summary gönderdiğimiz için bu network'ten biri kaybolsa bile buraya geldiği zaman bunun böyle direkt reply ile cevap vermesidir. Yani R2'ye falan, R5'e falan göndermemesidir. R5'e falan bir şey göndermemesi lazım. Bakalım cidden öyle mi oluyor? Debug packets query reply. Evet. Burada aynı şekilde debug EIGRP packets query reply. Tamam. Kapatalım. Mesela şu IP interface brief. Mesela şunu biz gönderiyoruz normalde. Nasıl gönderiyoruz? Summary şeklinde gönderiyoruz. Ben bunu kapatayım. Geleyim. Interface loopback 3. Shutdown dedim. Şunu da kapatayım okuyalım. Bakın ne yaptı? R2 bir tane query mesajı aldı mı? Aldı. Kimden? Bu elemandan. Bakın hemen ne yaptı biliyor musunuz? Ardından herhangi bir yere şey göndermedi. Query falan yani router 5'e query falan göndermedi. Direkt reply ile cevap verdi. Görüyor musunuz? Direkt hiç uğraşmadı bile onunla. Yani tekrar ediyorum. Yani şöyle oldu. Şöyle oldu. Router 1, Router 2 ve Router 5 vardı.
Router bir tane query gönderdi. Bu buraya göndermedi bunu. Diffusing yapmadı yani. Her tarafa salmadı. Şurada kesti query'i. Bilmiyorum kardeşim dedi. Niye? Çünkü bize gelen soru, yani query içindeki şey, network, şu network'tü. Şu network. Oysa bizde bu network yok ki. Router 2'ye baktığınız zaman sadece göreceğiniz network nedir? Şu network'tür. Şu network'tür. Dolayısıyla bende yok dedi. Bu zaten DMVP'nde falan çok kullanılan bir özellik. Hemen tekrar geleyim şurayı açayım. Neydi o? Hangisiydi? Loopback 3. Açalım NoSHA'dan diyelim. Bu arada şu şeyleri de açalım. Show CDP Neighbors. Hangiydi onlar? Sanırım G1. Tabii şu anda NoSHA'dan. S2 NoSHA'dan bu muydu? Bakalım. Tam uymuş. Başka bir değişiklik yapmadık değil mi şimdi? Unutursak bazen. Sanırım başka bir değişiklik yapmadık. Şu anda Samir'i nereden gidiyor sadece? Buradan gidiyor. Tamamdır. Router 5'e tekrar gelip bakalım. Show IP route IGRP'ye bakalım. Sanırım hepsinin olması lazım. Bir de şuradan olması lazım. Tamamdır. Şimdi ben şunu bir iptal edeyim tekrar. Yani Samir olayını iptal edeceğim. Çünkü başka başka şeyler yapacağım. Samir'i göndermiyorum şu anda. Bakalım devam edelim. Değil mi? Oyun oynayalım. Oyun oynamayı sever misiniz bilmiyorum ama şöyle bir oyun oynayalım. Demişim ki bu R2 üzerinden 3. okteti çift olanları R4 üzerinden 3. okteti tek olanları gönderelim demişim. Tamam yapalım. Bakın şu R2'de yapacağımız konfigürasyon. Şu da R4 yapacağımız konfigürasyon. Şu access listleri hatırlıyoruz. CCNA'de gördük biz bunları. Yani atıyorum şunun çift şu yani 3. oktetin çift olmasını nasıl sağlarız? Biz bu şekilde sağlarız. Bu bir access list konusu olduğu için şunun ne olduğunu bildiğinizi umuyorum. Aynı şekilde şurada bakın şuraya 1 yazmışım. Şuraya 254 yazmışım. Bu da tek haneli olacaklar. Bakalım ne olacak? Nasıl yapacağız? Geleyim buraya. Diyeyim ki Interface FA00 üzerinden sen summary IGRP 19 192 168 192.168.0.0 00 bunlar hiç önemseme dedim. 254 0 olsun. Ne oldu ya? Yanlış yazdım. 00 dedim. 254 0. Sıkıntıcı ne diyorsun sen ya? Summary address IGRP. Ben neyi yanlış yapıyorum şu anda? Şu değil mi işte? Bu tamam. Niye göndermiyorsun? Önemseme diyelim. Desteklemiyor mu? Ciddi misin? Ya şey de yani olması lazım mı bunun? Hayda. Ben bunu yaptım. Yapmadım ben bunu. IP summary address IGRP 19. Hayda. 2 168 00 Evet, ilginç. Arkadaşlar ben bu konuyu direkt geçeyim o zaman çünkü oturup şimdi buna tekrar bakamam. Ben bunu yaptığımı düşünüyorum. Yani şunu yaptığımı düşünüyorum. Eğer bir şey yanlış yapıyorsam veya iOS desteklemiyorsa veya bilmediğim bir şeyse siz bu videonun altına yorum yaparsanız hep beraber öğreniriz. Şimdi oturup tekrar bununla uğraşmaya video uzamasın diye. Ancak ben bunu yapmış olduğumu sanki hatırlıyor gibiyim. Demek ki yanlış hatırlıyorum veya başka bir şey var. Evet. Tamam. Devam edelim. Hemen devam edelim.
Her şey eski haline getirelim demişim. Router birden summary yapalım ama arada bir tanesini dahil etmeyelim. Yani şu router bir arkasında show IP protocols. Amacım şu. Şunların hepsini gönderelim biz. Ama mesela diyelim ki şu network'ü normal gönderelim. Göndermeyelim yani. Summary yapıyorsunuz ama içinde bir tanesini göndermek istemiyorsunuz ki bunun için sebepleriniz olabilir. Suboptimal routing için olabilir. Yani mesela ben R2 üzerinden göndereceğim gene bunu. Yani R2'den ulaşılabilecek şekilde. Ama bu oradan ulaşılmasın ya. Onun bir sebebim var diyebilirim. Onun için nasıl yapacağız? Bakın şurada komutu var. Yazıyor. Demişim ki IP prefix list deyip bunun ne olduğunu biliyoruz. Bir route map oluşturmuşum. Bunun ne olduğunu biliyoruz. Sonuna leak map diye bir şey ekliyorum. Leak map işte aslında şu route map'in bu summary'yi uygulanış şeklidir. Leak zaten sızdırmak demek. Bu kadar basit. Leak map diye ayrı bir şey yok. Leak map şu oluşturduğunuz route map'in şu da uygulanışı demektir. Biz route map'in ne olduğunu, prefix list'in ne olduğunu defalarca gördük. Ayrı ayrı videolar çektik. Ben ne yaptım? Şu network'ü aldım, kutunun içine koydum. Route map'e bunu yerleştirdim. Route map ile beraber şuraya uyguladım. Dolayısıyla diyorum ki şu network'ü summary yap, şunun tamamını. Ancak şunu yapma, içinden çıkart diyeceğim. Bakalım yapalım hemen. Neredesin? Ha. IP prefix list xxx permit demişiz. 192.168 192.168.1.0 24 olsun. Ondan sonra root map yapalım bir tane. Map yyy olsun. Yyy permit on. Onu yanlış yazmışım oraya. Match IP prefix list mi? Match address prefix list xxx. Orayı yazmamışım arkadaşlar. Şuyu unutmuşum. Ve interface VA 00'dan IP summary address IRGP 19 leak map pardon 192.168 0 24 leak map yyy tamamdır. Bakalım cidden oldu mu? Resync süper. Bakalım ne oldu. Ne oldu? Ben bir şey göremedim burada. Niye öyle oldu? Pardon, pardon, of. Interface VA 00. 24 değil ki şu ama ya. Hay Allah'ım. Öyle summary mi olur? Bakın burada ne oldu arkadaşlar. Biz bunu gönderdik bu şekilde. Aynı şekilde şu R1'de bakın şu şeye bakın. Success'e bakın. Ya nereden ulaşıyormuş? Şunu biz es geçtik. Bu dedi ki sen bunu buradan bu şekilde gönderme. Yani şuna dahil etme dedik. Ekstradan gönderdik. Bunun için dediğim gibi sebeplerimiz olabilir routing ile alakalı. Hemen devam edeyim. Tekrar sileceğim bunları. Tekrar siliyorum. Yine ayarlar yapacağız yani. Hatta no IP prefix list karışıyor daha sonra. No IP prefix pardon. Çıkayım ben. No IP prefix list xxx olsun. No route map olsun. Falan. Tamamdır. Gelelim şimdi. Ne yazmışım buraya? Router birden default route gönderelim. Default route mu? Bunu summary ile yapalım. R2, R5'teki ripleri kontrol ederim. ADD'lerine bakalım. Arkadaşlar IRGP'nin en güzel özelliklerinden bir tanesi de şudur. Siz gelip buraya aynen şunu yapabiliyorsunuz. Bakın. Interface VA 00 üzerinde IP summary route IRGP 19 000 0. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu da bir özetlemedir. Anlamı ne? Her şey bende. Ya özetle her şey bende diyorsunuz Türkçesi. Özetle her şey bende. Dolayısıyla bu adam bundan sonra diğer rootları gönderir mi? Bakalım. En azından buradan göndermemeye başladı bakın. Şeyden göndermemeye başladı.
Ve önce router 2'ye bakayım da. Show IP, root, IRC IP. Şöyle bir default root gönderdi. Bakın, Gateway of Last Resort şu demiş. Yani bu default root'tur. Normal bir root gibi gönderdi. 90 ADL'i. Bu aslında IRC IP'nin kendi domainine default root sokma yöntemlerinden bir tanesi de budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi All Time Expert dedik, yine bir şey yaptık biz orada. Zamanla alakalı. Ve selam, şunu görmüş olduk. Aynı şey burada da var. Aynı şey burada da vardır büyük ihtimal. Tabii vardır. Yok. Bakalım gelmiş mi oraya, yönlendirmişler mi? Tabii. Bu da nereden alıyor onu? Router 5'ten alıyor. Routing ile alakalı herhangi bir şey anlatmıyorum. Yani router'ın 4'ün neden bunu buradan aldığını tabii ki anlatmıyorum. Bunlar hep CCNA'daki bizim routing kavramlarının ve alakalı şeyler. Dedim bitti. En son demişim ki bak şurada bir şey yapmışım. Router 1'in şu interfeslerini kapatalım. Tamam. R2 üzerine R5'e doğru default root gönderelim. Dur bir önce bir kapatayım da. Router 1 üzerinden şu network'le şu interface'i kapatalım. Ve tamam, kapattım. Ne oldu sonuçta? Şu oldu benim bildiğim. Şu anda R1 var. R2 var. R3 var. Pardon, R5 var. Tamam. Şu andaki şeyimiz bu. Buradan bir tane default root gönderdim. En son öyle yapmıştık. Bakalım şu anda nasıl görünüyor onlar. R2'de nasıl görünüyor? Evet, 90, süper. R5'te nasıl görünüyor? Süper. R5'te bir şey kalmamış bakın. Hiç öbürler gelmiyor artık alttaki diğer routerlardan. Mesela diyelim ki bir network'e erişeceğim. Nasıl erişirim? Diyelim ki şuna ping 192.168.1.1'e nasıl erişeceğim? Erişebildim mi? Eriştim. Nasıl erişiyorum? Trace route 192 168 11 R2 üzerinden eriştim tabii ki. Niye? Show IP Ceph 192 168 11 Bakın. Nereden erişiyormuşum ben ona? Default'tan erişiyormuşum. Güzel. Bu default root R2'ye gönderiyor. R2'de bir tane default root var. Bu işte. Güzel. Şimdi bakın bir şey daha yapacağız. Ne yapacağım biliyor musunuz? Normalde şöyle bir sırf konuyu direkt anlatmayayım diye yaptım. R1'den R2'ye bir de R3'e şöyle bir senaryomuz var bizim. Burada default root gönderdi. Summary yaparak gönderdi. Bakın şunu yaparak gönderdi. Burada var default root. Burada da var default root. Peki bizim R2 kendisi de bir default root göndermek isterse, diyelim ki öyle bir senaryo oldu. R2 de R5'e default root gönderiyor. O zaman ne olur? Yani şimdi şu durumda ne olacak? Şu durumda ne olacak? R2'ye geldim ben ve R5'e bakan arayüzden neresiydi o? Şu CDP neighbor. Şu arayüzden IP summary IRC IP 19 0000 0 oldu. Gönderdim. Şimdi tekrar ediyorum. R1 R2 R5. R1 bir tane gönderdi. R2 de buraya gönderdi. Bu bir sorun olur mu? Bunun sorun olması lazım diye biliyor musunuz? Bizim üzerimizdeki show IP root IRC IP. Bizim üzerimizdeki şu bu. Eğer kendi üzerimizdeyse AD değeri 5'tir. Tamam. Şimdi burada da show IP root IRC IP. Bakın şu görüyor musunuz? Kendimiz oluşturduk AD değeri 5. Daha öncesinde R1'in gönderdiği vardı. R1'in gönderdiği nasıldı biliyor musunuz? Bakın şuraya. 90'dı. Dolayısıyla bu routing tablosu içerisindeydi. AD değeri 90 ya. Bunun üzerine erişiyordu. Dolayısıyla şu anda biz trafiği şey yapmış olduk. Yani ben burada şimdi router 5'e diyorum ki show IP root IRC IP bana gönder diyor. Tamam sana gönderdim. Diyor ki, sen ne yapacaksın? Trace route 192 168 11. Bakın trafik bitti.
Görür müsünüz? Peki bu durumda diyelim ki böyle bir senaryo var. Ne yapacağız biz bu senaryoyu? Nasıl düzeltiriz? Yani tekrar diyorum. Siz kendi üzerinize bir summary route yaparsanız AD değeri 5'tir. Başkasına gönderdiğiniz zaman normal route gibi 90 oluyor. Ama şimdi bunun üzerinde hem 90 buna gönderdiği vardı hem de kendininki vardı. Dolayısıyla kendininkini tercih etmek zorunda kaldı. Bunu engellemek istiyorsanız mesela biz kendi üzerimizdekinin değerini değiştirebiliriz. AD değerini. Bakın AD değeri şöyle değişiyor arkadaşlar. Mesela demiş ki sen router 2'ye gel ve şunu değiştir. Compty router EIGRP 19 summary metric distance 100 olsun. Yani sen bir şu şöyle bir summary yaparsan onun metrik değeri 100 olsun. Hani kendi üzerimize oluyordu ya show IP route EIGRP. Bakın artık tekrar 90 olan şunu kullanmaya başladı. Bu şekilde AD değerini de istesek değiştirebiliriz. Yani şu komutu direkt vermeyeyim dedim de şöyle bir senaryo yarattım. Bu böyle olabilir. Umarım bu konu anlaşılmıştır arkadaşlar. Bununla alakalı herhangi bir sorunuz varsa yanıtlayabilirim altına. Dediğim gibi şu komutu ben karıştırdım sanırım veya ne bileyim ya, pardon şuradaki işte. Ben karıştırdım sanırım veya çözümünü bulursam videoların altına yorum yaparım. Video fazla uzamasın. Esen kalın.